Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda Strawberry kasabasındaki General Store'da, yani bizim tabirimizle bakkalda bir soygun yapacağım. Aynı zamanda bu General Store'un gizli bir bölüm var arkadaşlar. Bodrum katı var. Orayı da sizlere göstereceğim. Şu anda kasabanın merkezindeyim. Hemen M tuşuna basalım. Size de bulunduğum konumu göstereyim. Şurası Strawberry kasabası. Biraz uzaklaşıyorum. General Store'da burada arkadaşlar birçok şeyin satıldığı bir mağaza. Daha evvelden buradan alım satım yapmayla alakalı bir video yapmıştım. Nasıl alışveriş yapıldığı ile ilgili. Evet, atımızı burada bırakıyoruz. Dükkan burası arkadaşlar. Bakın yazıyor zaten General Store diye. Öncelikle şu gizli bölümü göstereyim sizlere. Şurada küçük bir pencere var. Yanına gidiyoruz ve ekranın sağ altında E tuşuna basın diye bir ibare çıkıyor. Yani gözetlemek istiyorsanız E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Arthur da içeri doğru bakıyor. Camı biraz parlatıyor. Burası bu adamın gizli bölümü. Bodrum katı. İşte burada ıvır zıvır fıçı falan böyle eşyalar var. Ardiye gibi. F tuşuna bastığınızda gözlemeyi bırakacaktır. Yani izlemeyi bırakacaktır. Gözetlemeyi. Basmazsanız da otomatik olarak bir süre sonra bitiyor. Şimdi arkadaşlar içeri giriyoruz ve soygunumuzu yapıyoruz. Normalde kasayı soyabiliyorsunuz. Yani dükkana girdiğinizde. Ama ikinci bir seçenek var. Adamın bu bodrum katında sakladığı parayı da almak istiyorsanız o zaman diğer seçeneği seçmeniz lazım. Benim videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Burada John Marston iş bulmuştu kendisini hatırlarsanız. Orası buradaki dükkan. Evet, içeri giriyorum. Sahibi var gördüğünüz gibi. Şu kapıyı kapatalım. Kimse bizi görmesin. Evet, kapı kapandı. Normalde arkadaşlar burada silah çıkartamıyorsunuz. Tab tuşuna basılı tutuyorum. Bakın silah çarkı yok. Fakat şöyle bir seçenek var. Masum sağ tuşuna bastıktan sonra masum sol tuşuna bir kere basarsanız silahını çıkartıyor. Ve bu şekilde adamı tehdit ediyoruz. Soygun yapıyoruz. Hemen yapalım. Sağ tuşa basılı tutuyorum. R ve E tuşları bir şeyler satın almak için arkadaşlar. Masum sol tuşuna bastığımda ise bu şekilde silahını çıkartıyor. Hemen sağ tarafta iki tane seçenek var. G ve E. E'ye basarsanız kasayı, G'ye basarsanız bodrumu açması için adamı zorluyorsunuz. Silahınızı hiç indirmeyin. İnşallah bu evrede kimse gelmez. Evet, adamdan bodrum katını açmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada bir tane kapak var. It's down this way. Like I say, nothing to see really, just a little drop on the side. Evet, biz de aşağı iniyoruz. Show me where the money is. I ain't gonna ask you twice. Tekrar silahınızı doğrultun arkadaşlar. Çünkü aşağı inerken silahı tekrar yerine koydu. Masum sağ tuşu, sonrasında bir kere sol tuş. Ve bu adam paranın yerini söylüyor. Bakın harita üzerinde bir tane çarpı işareti çıktı. Biraz yaklaşayım. Şu noktaya gitmeniz lazım arkadaşlar. Şuradan da büyüteyim haritayı. Sol taraftan. Buradaki çarpıya gidiyoruz. Ve adamın sakladığı parayı alacağız. Duvarın önüne geldiğimizde E tuşuna basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi adam parayı buraya saklamış. Yani zula yapmış tabiri caizse. Evet. Bunlar ihtimale karşı haklamak lazım. Bıçağımı da alayım. Şimdi bir de yukarıdaki kasayı soyacağım arkadaşlar. Burada bu arada fazla bir şey yok. Bakın. Böyle işte eski eşyalar falan var. Ama yine ihtiyacınız olan şeyler varsa alabilirsiniz. Mesela bakın take yazıyor sağ altta. Ama pasif bende var demek ki bunlardan. O yüzden alamıyorum. Siz alabilirsiniz. R tuşuna basılı tuttuğunuzda. Burada işte konserve var, şişe var vesaire. Bu ne üretiyor burada ya? Böyle fıçılar, huniler filan. Bir dolaplar dönüyor. Evet, gelmişken bakalım biraz. Bakın bunları alabiliyorum mesela. Şurada çıktı. R tuşuna basılı tuttuğumda evet bu şişeyi aldık.
Evet, başka da işe yarar bir şey yok. Ufak bir yer zaten. Hemen yukarı doğru çıkalım merdivenden. Evet, R tuşuna basılı tutuyorum. Kasanın önüne geldiğimde kasayı Arthur kendisi açıyor. Eğer G tuşu değil de diğerine basaydım arkadaşlar, adam bu sefer kasayı açacaktı. Ama bodrumu açmıyor, alt tarafı açmıyor. Hemen çıkalım kimse gelmeden. Bu sefer sadece kasayı soymuş oluyorsunuz. Adam alt tarafı açmıyor. Ben de ne yapmış oldum? Bodrumu adama açtırdım ve sonrasında kasayı da kendim açtım. Evet arkadaşlar, siz de Red Dead Redemption 2 oyununda Strawberry kasabasındaki General Store'a gelerek Bodrum katında gizli parayı alabilir ve yukarıdaki kasayı da rahatlıkla soyabilirsiniz, hem de kimseye görünmeden. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.